Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Besleyici, bol vitaminli harika bir tarifim var. Pırasalı kırmızı pancar kavurması yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve bir o kadar da faydalı ve sağlıklı. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle 1 kiloya yakın kırmızı pancarım var. Pancarımın kök kısımlarını yapraklarından ayırıyorum. Öncelikle kök kısımlarının Güzelce kabuklarını soyup ufak ufak küp şeklinde doğrayacağım. Öncelikle yapraklarını çok güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi bir ıspanak doğrar gibi ufak ufak gördüğünüz gibi yapraklarını doğruyorum. Yine aynı şekilde ıspanak yıkar gibi 4-5 kere sudan geçireceğim. Çünkü aralarında kum kalmış olabilir. Şimdi büyükçe bir leğene alıp güzelce yıkayacağım yapraklarını. Soyup güzelce yıkamış olduğum e, pancarın kök kısmını Ufak bir şekilde küp küp doğruyorum yani Ekstra bir haşlama hiç gerek yok gayet güzel bir şekilde pişiyorlar arkadaşlar o yüzden Haşlamanıza gerek yok Ben bir sapta Pırasa ekliyorum Pırasayı gördüğünüz gibi ufak ufak ince bir şekilde doğruyorum arkadaşlar e, Pırasa eklediğim için soğan eklemeyeceğim çünkü pırasada Soğanlılardan bir sebze olduğu için eklememe gerek yok ama eğer siz istiyorsanız bir tane orta boy soğan da ufak ufak doğrayarak ekleyebilirsiniz kavurmaya. Şimdi bütün malzemelerim hazır arkadaşlar. Tencereme 3 veya 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Üzerine pırasalarımı döktüm. Pırasalarımı 1-2 dakika kadar karıştırarak kavuracağım. Daha sonra pişme sırasına göre önce kök kısımlarını daha sonra da yapraklarını ekleyeceğim. Ama isterseniz tabii ki önce kök kısımlarını da pırasadan önce ekleyebilirsiniz. Ben soğan niyetine birazcık böyle önden pişirme yaptım. Daha sonra üzerine kök kısımlarını ilave ediyorum. Biraz da bu şekilde kavuracağım. Bir 2-3 dakika kadar çok kolay bir şekilde pişip yumuşuyor arkadaşlar. Hiç su koymadım. Susuz bir şekilde kavuruyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ekstra su eklemenize hiç gerek yok. Birazcık da bu bir şekilde kavrulduktan sonra son olarak yapraklarını ilave ediyorum. Arkadaşlar yapmadıysanız bu yemeği mutlaka yapın. Çok faydalı. Ee, Karaciğerinizi temizliyor çok güzel bir toksin atıcı vücudunuzdaki zararlı toksinleri dışarı atmanızı sağlıyor ödem söktürücü aynı zamanda lifli yapısından dolayı da bağırsakları çok güzel bir şekilde çalıştırıyor şimdi birazcık yapraklarıyla birlikte hepsini kavuruyorum bu aşamada tuzunu toz biberine ya da pul biberine ilave edebilirsiniz şimdi ben birazcık tuz ekleyeceğim daha sonra isteğe göre ben toz biber ekliyorum. Bir tepeleme tatlı kaşığı. Çünkü çok fazla acı değil benim toz biberim. Pul biber ekleyebilirsiniz. Salça veya domates eklemenize hiç gerek yok. Zaten renginden dolayı kırmızı bir renk olacağı için gerek yok. Hiç su eklemedim arkadaşlar. Kısık ateşte kapağını kapatarak ara sıra karıştırarak Yemeğimi pişirdim. Şu anda yemeğim hazır. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Kökleri de yumuşadı. Şimdi servis zamanı. Üzerine isterseniz yumurta kırabilirsiniz. İsterseniz yoğurtla servis edebilirsiniz. Ben yoğurtla tercih ettim. Ama yumurtayla da çok güzel oluyor. Sarımsaklı ya da normal yoğurt kullanabilirsiniz. Her şekilde mükemmel bir yemek bence hem de maliyeti çok düşük. Son olarak yoğurdunu da ekliyorum. Şimdiden bile ağzımın suyu akmaya başladı. Bu kadar lezzetli. Üzerine pul biber ekleyebilirsiniz tekrardan. Süsümüzü de ihmal etmeyelim. Maydanozu süsledim çok güzel oldu tek başına bile harika bir yemek diyet yapıyorsanız mutlaka bu tarifi uygulayın lifli yapısından dolayı çok güzel kilolar verebilirsiniz videomuzun sonuna gelmişiz lütfen desteklemek için kanalıma abone olup videolarıma yorum veya beğeni bırakmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye